Saldırılar Kayseri ile de sınırlı kalmamış. Hafta boyunca Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, İstanbul, Kahramanmaraş, Kilis ve Konya'dan da saldırı haberleri gelmiştir. En son Antalya Serik'te iki Suriyeli çocuk işçinin ırkçı saldırı sonucu yaralandığı, refakatsiz Suriyeli çocuk işçi Ahmet Hamdan Al-Nahit'in öldürüldüğü haberlere yansımış, mülteciler linç saldırıları ve toplu şiddetin hedefi olmanın sonucunda evlerine kapanmak zorunda kalmışlardır. Biz bu saldırıların sorumlularının iktidar ve ortakları ile ırkçılığı her fırsatta siyasi çıkarları için yükselten bazı muhalefet temsilcileri olduğunun farkındayız. 13 yıldır daha da belirginleşen pragmatist göç siyaseti, esas olarak sosyal destek ve hukuki korumadan mahrum bırakılan ve ağır emek sömürüsü çarkına sürülen mültecileri ırkçı çıkar gruplarının önünde savunmasız bir şekilde bırakmaktadır. 2014, 2016 ve 2019'da mültecilere yönelik gerçekleşen linç dalgalarını düşününce 4. büyük linç dalgasından endişe duymaktayız ve önlem alınması için yetkilileri uyarmaktayız. Kayseri'de başlayan ve pek çok ile yayılan ve nefret suçlarına sebep olan saldırıları kınıyor, suça karışan kişi ya da kişilerin hukuk önünde cezalandırılmasını istiyoruz. Saldırılar sırasında ev, iş yeri ve araçlarda meydana gelen maddi zararlar tazmin edilmeli, tutuklanan istismar faili gibi ırkçı saldırganlar da yakalanarak cezalandırılmalıdır. Nefret suçları cezasız kalmamalı, yeni saldırılara yol verecek cezasızlık politikası son bulmalı ve göç politikalarında insani ve kalıcı çözümler geliştirilmelidir.